Madem hepimiz böyle bir araya geldik, o zaman sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuklar. Kötü bir şey yoktur inşallah babaanneciğim. Yok yok, hiç kötü bir şey değil. Uzun zamandır aklımı meşgul eden bir konu vardı. Bugün avukatlarla konuşup gerekli direktifleri onlara verdim. Ne o babaanne? Asena'ya manevi tazminat davası açmaya mı karar verdin yoksa? O da yakındadır ama değil. Şimdi gözüm görürken, elim erişirken Bozak Holding bünyesindeki bütün şirketlerin yönetimini, hisse senetlerini ikinize devrediyorum. Bize. Nil'le ikimize yani. Evet beyefendi, ikinize. Özellikle de size. Sizin işin başına geçmenizi istiyorum. Yani benden sonra dümene siz geçeceksiniz. Ve şirketleri siz yöneteceksiniz. Ha, bir tek Neuplos Oteli hariç. O niye hariç babaanneciğim? Ha, o şundan ötürü hariç. Yabancı bir şirket, onun alımıyla ilgili. Herhalde onlara satacağız. Babaanne, sen Neuplos Oteli koyabilecek misin? Niye kıymayayım evladım? Bizim ailemizin dirliği için gerekliyse satarım tabii. Alt tarafı bir otel. Bugün görüşebildiniz mi bari? Aslında görüşemedik. Selim'cim, biz sabah sana uğramıştık da uyuyordun. Ha, yani kapıda Serra ile karşılaştık, o öyle söyledi. Bize rahatsız etmek istemedik. Serra ile karşılaştınız. Serra seni ne kadar çok seviyor Selim. Yani gözlerinden okunuyor. Değil mi Onurcuğum? Aynen öyle. Bu akşam burada kalıyorsun değil mi oğlum? Evet baba. Önce bebekteki eve uğrayıp bilgisayarım falan var. Onları almam lazım ama. Ben de seninle geleyim. Yok baba, hiç gerek yok. Ben belki başka bir yere doğrarım. Geç de kalmam, merak etmeyin. Tamam. Görmezi gördürürsün de niye gözler doldurursun, çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yârim, sol yanıma al iki yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Thank you.
Serra'dan ne haber oğlum? Bu olanlara ne diyor? Hiç babaanne. Ne desin, o da şaşkın bu olanlara. Hmm. Bak, diyorum ki... Sen bu kızla ciddi misin? Nasıl yani, o ne demek? Yani... ilerisi için bir şeyler düşünüyor musun? Yani o senin için flörtten daha ileri biri mi? Babaanneciğim, şimdiden ileriye yönelik ne olacağını ne olmayacağını bilemem ki. Zaman gösterecek bazı şeyleri. Yani şunu demek istiyorum. Hani gönlünü tamamen ona mı verdin? Yoksa öyle gönül mü eğiliyorsun? Onu sordum. Gönül eylemiyorum. Ama gönlümü tamamen ona veriyor muyum, vermiyor muyum ben de bilmiyorum. O zaman? Yani açıkçası benimki biraz ağır bir gönül babaanne. Taşıması zor. Serra bu yükün altında ezilir diye korkuyorum. Bakıyorum da burada da besleyecek kedileri bulmuşsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yeni işine alışabildin mi? Yani alıştım sayılır. İdare ediyorum işte. Serra, bir şey sormak istiyorum. Dün gece... Burası'nda ne işi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim peki? Tabii. Sen bizim evi mi gözetliyorsun? Yok. Ben dün akşam Barbar'a uğradım. Onu bulamayınca sizin evin önünden geçtim. O ara gördüm. He. Geçerken de Burak'ı gördün yani. Burak bizim yan apartmana taşındı ya. Annem yemeğe çağırmış. Benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Sen şimdi inşallah buna da sinirlenip bir şeyleri kırıp dökmezsin. Yok yok, kırıp dökmem, merak etme. Görüşürüz. Selim. Haber verecek. İyiyim. Ben iyiyim de sen nasıl oldun? Daha iyi misin? Ağrısın var mı? Yok yok, iyiyim. Merak etme sen. Yaraların geçmiş. Ben çok iyi biliyorum bu hali tavrı. Barıştınız değil mi? Barıştık. Vazgeçmeyeceksin değil mi onları? Biricik, lütfen uzatma. Sen benim hayatımda... Tamam Selim. Ben cevabımı aldım. Demişsin yeterli. Ben de merak ettim. Bir bakayım.
Emre. Hayırdır, ne oldu? Hiç sorma Selim kardeş. Oğlum dinlemiyordun, konuşsana. Hem patron nerede senin? Polisler götürdü. Polisler? Nasıl ya? Ne yaptı da götürdüler? Salih, duymuyor musun? Ne oldu? Asena Kutlu diye bir kadının parası mı ne çalınmış Kapkaç'ta? Asena Kutlu Say'ın çalınan çantası yüzünden mi polisler baskın yaptı buraya? Aynen öyle kardeş. Kim bu kadın? Artist mi, politikacı mı, ne? Her yerde karşıma çıkmasın bulmaz zaten. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Sağ olasın, iyi günler. Selim? Telefonunu arabada unutmuşsun. Selim, merhaba. Merhaba. Girsene içeri. Öyle kapı ağzında kaldın ayakta. Olur. Gel geç, otur şöyle. Sera çay koy Selim'e. Ben geliyorum hemen. Beran gelme, yemez seni. Bir türlü kısmet olmamıştı tanışmak. Evet, öyle oldu biraz. Sen de mimarlıkta okuyorsun. Ben mühendislikteyim. Bu sene son sınıfa geçeceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun mezun olunca? Benimki de soru. Babanın şirketlerinden birinde çalışmaya başlarsın herhalde. Yok, ben henüz karar vermedim daha. Sera Amerika'ya gitmeyi planlıyor biliyorsun. Bu konuları konuşmanın sırası mı şimdi? Neden kızım? Yalan mı? Yani... Ben Serhan'ın yerinde olsam muhakkak giderdim. Çünkü çok iyi bir okula kabulü olmuş. Ya gitmezse yanlış yapmış olur zaten. Belki... Selim'le beraber gideriz, belli mi olur? Sizin evin balkonunda böyle yan yana oturacağımızı, annenin beni gözlemleyeceğini falan hayal edemezdim. Bizim balkon bağımlılık yapar yalnız. Sera, bugün iyi ki öptün beni. Yoksa bu kadar yaşanan şeyden sonra ben asla cesaret edip sana yaklaşamazdım. Kendimden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biricik sayesinde. Biricik ne alaka? Anlamadım. Hani bebekteki eve seni görmeye gelmiştim ya. İşte o zaman Biricik her şeye rağmen sana olan sevgisini o kadar güzel anlattı ki. Ben kendimden utandım. Yani neden sana olan sevgimi gösteremediğimi düşünüp durdum. Peki bulabildin mi kendi içinde cevabı? Buldum, evet. Seni kaybetmekten korktuğum için geri çektim kendimi. Sonra... korkaklığı bırak bir tarafa. Git dibine kadar yaşa dedim. Evet. Yaşayarak gördüm cesaretini. Selim.
Burak da sürekli ayağının altında dolaşıp duruyor. Abartma istersen. Yalan mı? Kıracağım bacaklarını görecek günün sonunda. Tamam ya, öyle lafın gelişi söyle. Barbar, ne oldu oğlum öyle ya? İyi misin? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Otoparktasın demek. Ben de mahalledeyim, Serralardayım. Olur, olur, tamam, uğrarız yanımıza. Ben Pire'ye söylemiştim Barbar geldiğinde beni arasın diye. O da otoparkı geçmiş, aramış. Bizi yemeğe davet ediyorlar. Ne yapalım, gidelim mi beraber? Hem olanları falan öğreniriz. Olur. Ben anneme haber vereyim. Selim kardeş, sende de ne üvey ana varmış ya. Ulan laneti döndü dolaştı bizi de buldu, iyi mi? Hasene bu barbar. Hayatına girmeye görsün. Aslında ben tanıdık bir iki kişiyi arayacaktım da bu olanların ucu bizim aileye dokunduğundan aramak istemedim. Sağ ol kardeş, eksik olma, eyvallah. Yalnız Selim, senin üvey annen de böyle çok kötü bir tip değil mi? Hayırdır Nazlım? Bugün mallarını taşıdığımız yetmedi, sen daha o Hasan'a yanaşmaya mı çalışıyorsun? Üf. Yerinde olsam uzak dururdum Nazlım. Yalnız defile için iki günlüğüne yardıma gidiyorum. Hepsi o. Yani şu çalınan parayla sizin bilginizin olmadığı kesinleşti. Parayı çalan adam hapse atıldı. Doğru anladım değil mi? Ha, öyle bir şey işte kardeş. Güzel. Yalnız siz de çok yakışıyorsunuz ya, değil mi? Okulda sersel diyorlarmış bize. Niye diyorlarmış? Yalnız kardeş, o eli bir indirelim ya. Bizim mahallemizin kızına güzel davranalım. Yani biliyorsun, beni böyle bir kaşıntı basıyor sonra. Ya ne yapalım ya? Biz sizi sözleyelim mi ha? Nişan falan mı taksak size, ne yapsak? Hem Gülgün ablaya da ayıp oluyor yani. Abartmayalım. Olur. Ne olur. Neden olmasın? Hadi kardeş. İnşallah darısı böyle düğün yemeğiniz. Hoş geldin. Hoş buldum. Günaydın. Burak da pantolonun paçasını yaptırmak için anneme getirmiş de. Sen bin arabaya, ben geliyorum. Geç geç. Geç. Burak. Oğlum ben sana ne dedim? Kız arkadaşımdan uzak dur demedim. Öyle mi dedin? Selim, senin kız arkadaşın benim komşum. Komşun olması her dakika evine girmeni gerektirmiyor. Diyelim ki ben her dakika Serra'nın evine giriyorum.
Ne yaparsın o zaman sen? Döver misin beni? Görüşürüz. Selim. Yanına gelmeseydin Burak'a vuracak mıydın? Bilmiyorum Serra. Neyi bilmiyorsun? Burak'ı nereye konumlandırmam gerektiğini bilmiyorum. Yani kaç senelik arkadaşlığımızı yakıp yıkmalı mıyım? Yoksa ona bir şans daha mı vermeliyim bilmiyorum. Bir kendine biraz zaman tanısan. Yani kendini bu kadar hırpalamasan. Ben en yakın arkadaşımı, kardeşim dediğim adamı kaybettim Serra. Hayatta güvendiğim 2-3 kişiden biriydi Burak. Ne yaptı? Arkamdan iş çevirdi beyefendi. Ya biliyorum. Her aklıma geldiğinde o kadar kızıyorum ki ona. O kadar kızıyorsun ona ama hala o yumruğu çakıp çakmayacağımı soruyorsun. Selim. Ya Selim. Ya Selim bir saniye. Sakin. Ya sana diyorum. Ya tamam. Haklısın ama... Ama ne? Ben bambaşka bir şeyi merak ediyorum. Sinirlendiğimde kendimi kaybedip... sağa sola yumruk atıp atmayacağımı merak ediyorsan eğer merak etme. Benim sıkıntım kendimle kimseye zarar vermem. Kendine de zarar vermesen. Senin de desteğinle onun da üstesinden geleceğim. Benim desteğimle değil. Yani ben tabii ki de senin yanında olacağım ama... sen yapabileceğine inandığın ve değişmek istediğin için başaracaksın.